Erkan Aysu diyor ki, İstanbul'un fethinde ihanet eden sadrazam var mıydı? Bir. Bir başka izleyicimiz Yusuf İzzet Keskin de diyor ki, geçen hafta konuşmuştuk Drakula'yı. Hocam, Vlad Tepeş'in Tokat Kalesi'nde 4 yıl esir tutulduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? Kimin? Demiş. Vlad Drakula'nın. Evet. Tepeş'in. Evet. Tutulduğu söyleniyor. Bu doğru mu demiş ve daha niceleri var. Bunlara bakalım. Sonra çünkü geçen haftadan kalan gelen sorular da var, onlara da. Onlara da o zaman hepsini birden cevaplayalım. Hı. Sorulara girmişken. Şimdi İstanbul'un fethinde ihanet eden sadrazam var mı deyince, Çandarlı Halil Paşa ile ilgili bir husus bu. Fatih Sultan Mehmet Çandarlı Halil Paşa'yı fetihten hemen sonra tutuklatıyor. Ve bir ay sonra da öldürtüyor. Çandarlı Halil Paşa bizim bazı kaynaklarda, bir iki kaynakta Bizanslarla anlaştığı ve hatta Aşık Paşazade balıkların karnında altınlar, gümüşler geldiğini ifade ediyor. Yani Bizans'tan rüşvet aldığını ima ediyor. Ben buna inanmıyorum. Yani böyle bir şeyin yapmış olması mümkün değil. Zira Çandarlı 10 seneyi aşkın bir süredir Osmanlı'nın sadrazamı. Evet. Çok kıymetli bir devlet adamı, ilim adamı. Çandarlı'nın Bizans'ın paralarına ihtiyacı yok. Fakat Çandarlı kendi koltuğunu Bizans'ın devamında gören bir adam, sadrazam. İstanbul'un fethini asla istemiyor. Çünkü İstanbul'un fethedilirse kendi tahtının gideceğini biliyor. Zira Çandarlı, 2. Mehmet, babası Fatih'in babası Murat ona tahtı devrettiği zaman 11-12 yaşındayken bir ihtilalle Fatih'i tahttan indirtti, yeniden babasını getirdi. Ve Fatih kendisini o zaman mimledi. Fakat 19 yaşında tahta çıktığında Çandarlı'yı görevden alabilirdi, almadı. Çünkü Fatih tasavvurlarını asla belirtmeyen bir kişi. Ne düşündüğünü, ne uygulayacağını hiç bilemezsiniz. Çandarlı görevden alınacağını biliyordu. Hatta çok da uzakta durdu. Fatih tahta oturduğunda ikinci kez. Oysa Fatih, babamın vezirleri neden uzakta duruyorlar, niye yanıma gelmiyorlar dedi. Niye yakına gelmiyorlar? Ve onu yerinde ibka etti, yerinde bıraktı. Çünkü Fatih dereyi geçerken at değiştirilmeyeceğini biliyor. İstanbul gibi bir beldenin alınması onun kafasında birinci iş. 10 yıldır sadrazamlık mevkiinde olan bir devlet adamının görevden alınması belki Fatih'e karşı bir şeyi beraberinde getirebilir. Olumsuz bir kitle meydana getirebilir. Dolayısıyla Fatih son derece yerinde bir kararla orada tutuyor. Fakat Çandarlı hep bütün toplantılarında fethedelim mi fethetmeyelim mi diye bütün istişari toplantılarında bu iş bize aleyhimize olur, İstanbul'u almayalım diyor. Hatta son toplantıda da aynı. Macaristan'dan ordu geliyor, almayalım. Zira İstanbul'un alındığı gün Çandarlı işinin biteceğini biliyor. Çandarlı bunun için karşı çıktı. Şimdi bunu bazı tarihçiler, o devrin de bazı tarihçileri Çandarlı'yı ihanet diye ifade ediyorlar. Çok ağır bir hakaret olur bana göre. Asla böyle bir şeye inanamam. Sadece menfaatini orada gördüğü için böyle yaptı. Ama Fatih kendisini aslında 12 yaşındayken mimlemişti. Çandarlı'nın işi oradayken bitmişti. Nitekim İstanbul'u aldığında Fatih'in öyle bir karizması var ki artık. Çandarlı hapsedilmiş, Çandarlı idam edilmiş, kimsenin ruhu bile duymadı. İşte bu. O gün, yani tarihi bugünle değerlendirmeyelim. O güne girmek lazım. Hani bugün herkes demiştik bir şeyler ya söyleyebilir. Öyle mi, böyle mi? O günü anlayalım. Başka zaten söylenebilecek bir şey yok.